Dostlar merhaba ben Eyüp Hoca. Krallar Karması yayınları YouTube kanalındayız. Kıymetli dostlarım Krallar Karması yayınlarına ait paragraf soru bankası çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci eşik, ikinci basamaktayız. Paragrafta yardımcı düşünceler. Bunun birinci testini çözeceğiz. Haydi ben sorularımı çağırıyorum. Siz de beğen tuşuna basın. Soru çözümüne başlayalım. Evet dostlar sorularımız da geldi. İkinci eşik, ikinci basamak, birinci testimiz ve birinci sorumuz. Bu parçadan ifadelerinden hangilerine ulaşılamaz demiş. Bir bakalım. Edebiyat dergileri farklı edebi ve kültürel anlayışların ortaya çıktığı tarihsel ve maddi koşulların anlaşılmasına olanak tanır. Edebiyat tarihinin güncel kayıtlarını içeren bu dergiler edebiyat alanındaki araştırmalar için de büyük önem taşır. Türkiye'de son yıllarda çıkan edebiyat dergilerinin genellikle yazar ve yapıt odaklı araştırmalarından oluştuğu görülmektedir. Yazar ve yapıt odaklı bu çalışmalar yazarların yaşamları ve yapıtları hakkında temel bilgilere edinmeye yardımcı olmaktadır. Ancak bu çalışmalarda yazarların üretim yaptıkları dönemlere ilişkin bilgilerin çoğu satır aralarına sıkışmıştır diyor. Şimdi hangilerine ulaşılamaz demişti? Bir bakalım. Edebi dergilerde dönemsel koşulların arka planı ile ilgili ayrıntılar bulundu. Evet, ayrıntılarla ilgili bilgiler neredeydi? Güncel kayıtları içeriyordu. Yazar ve yapıt odaklı araştırmalardan oluşuyordu. Temel bilgileri edinmeye yardımcı oluyordu. Ancak bu çalışmalarda yazarların üretim yaptıkları dönemlere ilişkin bilgilerin çoğu satır aralarına sıkışıyordu. Arka planı ile ilgili ayrıntılar bulunduğunu buradan çıkarabiliriz. Son dönem edebiyat dergilerinde yer alan çalışmalarda çeşitli eksiklikler gözlendi. Mesela bu bir eksikliktir. Ancak bu çalışmalarda yazarların üretim yaptıkları dönemlere ilişkin bilgilerin çoğu satır aralarına sıkışmış. Yani böyle detaylı bir şekilde, gözle görülür bir şekilde bize sunulmuyor. Mesela bu bir eksikliktir. Edebiyat dergisi çıkarmanın hayli güç bir hal aldığı. Yani bu parçada edebiyat dergisi çıkarmak çok zordur. Oldukça zor bir iştir gibi bir bilgi geçmedi dostlar. Dolayısıyla 3 numara yoktur. Cevabımız da C seçeneği olacaktır. Geliyorum ikinci soruya. Bu parçada seyahatname ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Seçeneklerimiz kısaymış. Önce seçeneklere bakalım. Bir başvuru yapıtı olarak görüldüğüne, özgün bir anlatım tarzını örneklendirdiğine, farklı medeniyetlere ait unsurlar içerdiğine, etkileyici bir anlatıma sahip olduğuna. Zaten B ve D sanki birbirini sağlıyor gibi. Uluslararası bir üne sahip olduğuna. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde kendine has bir üslup vardır. Özgün bir anlatım tarzı. Evet B seçeneğini eleyelim. Bu tutum eseri birkaç sayfa okuduktan sonra insanı içine çekmekte ve yepyeni keşiflere doğru sürüklemektedir. Yani etkileyici bir anlatım var. Tamam. Edebiyatımız açısından oldukça önemli olan eser, bugün sadece bizler için değil başka milletler ve ülkeler için de kaynak olmuştur diyor. E, uluslararası bir üne sahip olduğunu buradan çıkarabiliriz. Aynı zamanda bir başvuru yapıtı. Baktığımız zaman kaynak olarak kullanılıyor değil mi? Bu nedenle Seyahatname Almanca, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, Rusça, Yunanca ve Sırpça gibi birçok farklı dile çevrilmiştir. Yani uluslararası bir üne sahiptir. Farklı medeniyetlere ait unsurlar içerdiği. Yani Seyahatname'nin içinde farklı medeniyetlerle ilgili bilgiler var. Böyle bir şey söylenmedi. E dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Geliyorum üçüncü soruya. Bu parçadan deneme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Yine seçeneklerimiz kısaymış. Acele değil sindirerek okunması gerektiği, İçerikte ele alınacakların yazarı tarafından belirlendiği, okurlarına estetik zevk sunmasının yanında çeşitli katkılar sağladığı, şiir ve öyküden sonra kullanılmaya başlayan en eski edebi tür olduğu, yazarın ruh durumunu okura aktarmada etkili bir tür olduğu, yazarın ruh durumu. Şunu da alalım dilerseniz. Peki bir bakalım şimdi. Bir edebiyat türü olarak deneme, özgürce seçilen bir konuda gelişen çoğunlukla orta uzunlukta bir düz yazı biçimidir. Ağır başlı edebiyat yazıları içinde deneme en ilgi çekici olanıdır. Gerçi kitapları koşarcasına okuyanlar ona pek yüz vermezler ama ince işçilik gösterenlerin yani gerçek kitap severlerin sık sık başvurdukları eserler de genellikle deneme kitaplarıdır. Okurlar denemeyi hoşça vakit geçirmek için okurlar. Ondan beslenmeyi beklemeseler de gene de beslenirler. Evet baktığımız zaman şurada estetik zevk sunmasının yanında çeşitli katkılar veriyor muydu? Evet C'yi eleyebiliriz. Şiir ve aklı başında hayat öyküleri bir yana bırakılacak olursa yazarla en yakın ruh alışverişine giren yazı türü denemedir. En yakın ruh alışverişi nerede geçiyordu? Evet yazarın ruh durumunu okura aktarmada etkili bir tür oldu. Bunu da eleyebiliriz. Devam edelim. Giren yazı türü denemedir. Sindirerek okumak şöyle bir bakalım İçinde deneme en ilgi çekici olanı. Evet pek yüz vermezler. ince işçilik gösterenlerin yani gerçek kitap severlerin sık sık başvurduğu eserlerden biridir. Evet buradan mesela sindirerek okunma anlamı çıkarılabilir. İnce işçilikten kastedilen bu olabilir. İçerikte ele alınacakların yazarı tarafından belirlendiği bu da var. Şiir ve öyküden sonra kullanılmaya başlayan en eski edebi tür. Yani İnsanoğlu ilk böyle sanat ortaya koymaya başladığında ilk şiir, öyküyle birlikte denemeleri de kullandı diyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Geldik dördüncü soruya. Bu parçada durumlarından hangilerine değinilmemiştir diyor. Orhan Veli hakkında yapılan çalışmaların çoğunluğunun birbirine benzediği, Orhan Veli'nin kimi şairlere esin kaynağı olduğu, Orhan Veli'nin şiir üzerine önemli incelemeler yayınladığı demiş. Şimdi bir bakalım hangisine değinilmemiş. Orhan Veli Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden biridir. Yaşadığı devirde ve daha sonraki dönemlerde adından sıkça söz ettirmiş ve bazı şairleri de ilham kaynağı olmuştur. Evet şöyle bir bakalım. Orhan Veli'nin kimi şairlere esin kaynağı olduğu evet bunu söyleyebiliriz. Onunla ilgili çalışmaların büyük bir ekseriyeti bilinenlerin tekrarı olurken yani birbirine benziyor. Evet bir kısmı da bazı öznel değerlendirmelerden öteye geçememiştir. Dikkate değer çalışmaların sayısı ise bir elin parmaklarını aşmayacak sayıdadır. Yani oldukça azdır. E şimdi Orhan Veli'nin şiir üzerine önemli incelemeler yaptığından falan bahsetmedi. Dolayısıyla 3 numarayı alacağız. Cevabımız da B seçeneği olacaktır. Geliyorum 5. soruya. Yardımcı düşünce ile ilgili değişik güzel bir soru. Numaralanmış cümlelerden hangisinde edebi eserlerin çocukların olumsuz davranışlarını giderdiğine değinilmiştir? İyi bir çocuk kitabı çocuğun düşünme, sorun çözme ve yaratıcılık gücünü arttırır. Çocukta doğa olaylarına ilgi uyandırır. Evet burada bir olumlu yaklaşım sergilemesine değinilmiş. Fakat kötüyü bırakıp iyiye yönelme yok. Aynı zamanda çocuğun resme, dramatik etkinliklere, müziğe, sanat alanlarına ilgi duymasına yardım edebilir. Yine sadece olumlu. Çocuğun kendisini daha iyi tanıması için ona kılavuzlukta bulunurken çocuğa yaşamın değişik yönlerini öğrenmesinde, başka ülkeler ve toplumlar üzerinde bilgi edinmesinde çok zengin imkanlar sağlar. Yine sadece olumlu. Çocuklar sanatçının kurguladığı olayların kahramanlarıyla özdeşim kurarak iyiye, güzele, doğruya yönelerek Sanatçının yarattığı insana özgü duygu yoğunluğu ile kıskançlık, bencillik gibi eylemlerden arınabilirler. Evet yani kötüyü bırakırlar, iyiye yönelirler. Evet bu 4 numarada bundan bahsedildi. Genel olarak çocuklar okudukları kitaplardan edindikleriyle bir yandan yetenek elpazilerini geliştirirken diğer yandan da günlük yaşamlarını kolaylaştırıp renklendirirler. Evet sadece yine olumlu. E dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Geliyorum 6. soruya. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor karmaşık bir zihin ve yaşantıya sahip olduğumuza, karmaşık şunu alalım. Doğadan kopuk bir yaşam sürdüğümüze şunu alalım. Eş dostla yeterince sohbetten uzaklaştığımıza şunu alalım. Güncel sorunlarımızla geçim derdiyle çokça meşgul olduğumuza şu meşgul olmayı alalım. Gazete haberlerine şiirden daha çok zaman ayırdığımıza gazete haberlerini alalım. Şimdi dünya eskisinden çok daha karmaşık. Zihinlerimiz bütün bu görüntü ve bilgi seli içinde doğru yaşamın ipuçlarını seçemiyor. Toprağa basmadan geçen haftalarımız var. Bir dost sohbetine ısınmadan geçen aylarımız var. İş yaşantısı ve geçim sorunları hayatlarımızın üzerine kara bulutlarını germiş de oradan bize unutuş ve aldanış yağdırıyor. Evet değerli dostlar bakın buraya kadar Dikkat edelim. Doğadan kopuk olduğumuzu alabiliriz. Toprağa bile basmıyormuşuz. Karmaşık bir zihin yaşantıya sahipmişiz. Bunu alabiliriz. Sohbet etmiyormuşuz. Eş dostla zaman geçirmemek. Ve ne dedi şurada? İş hayatımız, geçim derdimiz vesaire. Güncel sorunlarımızda geçim derdiyle çokça meşgul olduğumuz. Bunu da alabiliriz. Devam edelim. Şiir dilimize pelesenk olmuyor. Onca söz arasında bir söz hepi topu bir gazete haberinin zihnimizde yer açtığı yer ve zaman kadar yer işgal edip sonra çekiliyor. Gazete haberlerine şiirden daha çok zaman ayırdığımıza hayır böyle bir şeyden bahsetmedi. Diyor ki şiir okumuyoruz. Tıpkı bir gazete haberi gibi. Hani dilimize bir değiyor sonra unutuyoruz gidiyoruz. Dolayısıyla E seçeneğinden bahsedilmedi. Cevabımız Edirne. Geliyorum 7. soruya. Zorlayıcı bir soru dostlar. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Mısır medeniyeti ile Ortaçağ Avrupası arasındaki Temel fark nedir? Mısırlılar hiyeroglif yazı sistemini hangi amaç doğrultusunda bulup geliştirmişler? Mısır medeniyetine meydana gelen bilimsel gelişmelere etki eden temel faktör nedir? Mısır'daki din adamlarının kullandığı mumyalama sisteminin tıbba etkisi olmuş mudur? Mısırların devlet teşkilatlanmasını gösteren en çarpıcı olay nedir? Devlet teşkilatlanması. Peki, gelin bir bakalım dostlar. Mısır medeniyetinden kalan piramitler tapınaklar ve mumyalar Mısırların teknolojik ve bilim alanında çağın çok ilerisinde teknik bilgi ve beceriye sahip olduklarını gösteriyordu. Evet şöyle bir baktığımızda evet bir şey göremedik. Başlarda tapınaklara bırakılan tarım ürünlerinin türünü ve kime ait olduğunu belirtmek için kullanılmaya başlanmış olan hieroglif yazı sistemi. Ah bir okuyabilsem. Evet hangi amaç doğrultusunda bu yazının kullanıldığı burada söylendi. Sonraları piramitlerin çizim ve yapım ilkelerini anlatan bir yazı sistemine dönüşmüştür. Bin yıllar sonra Orta Çağ Avrupası'nın zihniyetinden daha tutarlı bir anlayışa sahip olan bu medeniyette din adamları belki de modern tıbbın bugünlere ulaşmasını sağlayacak mumyalama sistemini geliştirmiştir. Evet şöyle bir bakalım. Mısır'daki din adamlarının kullandığı mumyalama sisteminin tıbba etkisi olmuş mudur? Evet onun temelini oluşturmuş. Devam edelim. Gündelik yaşamda karşıtlıkları birçok sorunu pratik çözümlerle aşmaya çalışan Mısırlılar. Astronomi, matematik, geometri takvim, tıp, papyrus gibi birçok bilimsel gelişmeyi insanlık için bulmanın yanında sağlam bir devlet teşkilatlanması oluşturup tarihteki ilk anlaşma olan Kadeş Antlaşması ile yapmışlardır. Evet bu da Mısırların devlet teşkilatlanmasını gösteren en çarpıcı olay Kadeş Antlaşması. Bunu da eleyebiliriz. Mısır medeniyetine meydana gelen bilimsel gelişmelere etki eden temel faktör nedir? Şurada söylemişti sanırım. Tekrar bir alalım. Bin yıllar sonrası Orta Çağ Avrupa'sının zihniyetinden daha tutarlı bir anlayışa sahip olan bu medeniyette din adamları belki de modern tıbbın bugünlere ulaşmasını sağlayacak mumyalamayı yapmış. Gündelik yaşamda karşılaştıkları birçok soruna pratik çözümlerle aşmaya çalışan mısırlar. Ha, sorunları aşmak için astronomi, matematiği, geometriyi geliştirmişler. Temel faktör sorunları aşma Mısır medeniyeti ile ortaçağ Avrupası arasındaki temel fark nedir? Temel farkla ilgili bir bilgi yoktu. E dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Geliyorum 8. soruya. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Seçeneklerimiz kısaymış. Modern edebiyatın Montaigne ile başladığı, Montaigne'in özgür düşüncenin ilkelerinden olduğu, ilklerinden olduğu, yazarın annesinin Montaigne'i sürekli olarak okuduğu ve yazara da önerdiği. Yazarın annesinin Montaigne'i sürekli okuduğu ve yazara da önerdiği. Tamam. Yazarın da Montaigne gibi bir deneme yazarı olmak istediği. Şunu alalım. İyi bir yazar olmanın kitaplarla düşüp kalkarak mümkün olabileceği demeyi. Şimdi bir bakalım. Kitapları keyfince okuyan, yalnızca kendi vicdanının sesini dinleyerek başkalarının sözleriyle tartışan ve kitaplarla konuşa konuşa kendi düşüncelerini ve alemini oluşturan özgür, bağımsız yazarın ilk büyük örneği modern edebiyatın başlangıcı Montaigne'dir elbette. Modern edebiyatın Montaigne'le başladı. Evet bunu alalım. Montaigne'in özgür düşüncenin ilklerinden olduğu bunu da alalım. Devam edelim. Annemin de dönüp dönüp okuduğu, bana okumamı öğütlediği bir yazardı Montaigne. Evet yazarın da Montaigne gibi bir değil. Yazarın annesinin Montaigne'i sürekli okuduğu ve yazara önerdiği. Tamam. Dünyanın neresinde olursa olsun ister doğuda ister batıda çevrelerinden kopup kendilerini kitaplarla bir odaya kapatan yazarlar geleneğinin bir parçası olarak görmek isterim kendimi. Benim için hakiki edebiyatın başladığı yer kitaplarla kendini bir odaya kapatan adamdır. Şimdi yazarın da Montaigne gibi bir deneme yazarı olmak istediği yok. İyi bir yazar olmanın kitaplarla düşüp kalkarak mümkün olabileceği evet. Kitaplarla dolu bir odaya kapatacaktı kendini değil mi? Dolayısıyla E seçeneğinde eleriz. Cevabımız Denizli olur. Geliyorum 9. soruya. Yardımcı düşüncelerle ilgili değişiklikte de bir soru. Bu parçada... Tusun doku rahatsızlığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Çok dikkat olumlu bir soru. Bazılarımız kapağını ya da yazarını sevdiği, bazılarımız da içeriğine ilgi duyduğu için kitap alırız. Bazen de hevesle aldığımız kitapları aradan aylar, belki yıllar geçse okumayız. Öyle ki kitaplığımız okuyacak zaman bulamadığımız kitaplarla dolar. Bu kitaplar bizde büyük bir suçluluk duygusu yaratabilir. Bilmeliyiz ki bu konuda yalnız değiliz. Hatta Japonlar bu duruma bir ad bile vermişler. Tusundoku hastalığı. Tusundoku hastalığı olan kişiler asla kitapları istiflediklerini düşünmezler. Günün birinde aldıkları kitapları mutlaka okuyacaklarını düşünürler. Kitaplıklarının dolu olması bu kişileri mutlu eder. Gitmekten en çok mutluluk duydukları yerler kitap fuarlarıdır. Onlar yeni alınmış kitap kokusuna bayılırlar diyor. Şimdi Okunması gereken kitaplar listesinde yer alan kitapların çoğu ellerinde vardır. Şimdi bu listeden kitaplarını seçiyorlar diyemeyiz. Başkalarına ödünç kitap vermekten hiç hoşlanmazlar. Bir ödünç vermeden falan bahsedilmedi. Edindikleri kitapları bir gün mutlaka okurlar. Bir gün mutlaka okuyacaklarına inanırlar. Okurlar demedi. Kütüphanelerin doluluğuyla mutlu olurlar. Evet kitaplarının kitaplıklarının, kütüphanelerinin doluluğu onları mutlu ediyordu. Bakın, kitaplıklarının dolu olması bu kişileri mutlu eder demişti. Sen bir dur bakalım. Elektronik ortamlarda kitap okuma alışkanlığından nefret ederler. Böyle bir şey söylenmedi. E dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Geliyorum 10. soruya. Bu parçada bilimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Bir anlama ve açıklama çabası olduğuna geçerliliği kanıtlanmış bilgiler topluluğu olduğuna, araştırmacı eğitime katkı sağladığına, gerçeğe ulaşmak ve gerçeği ortaya çıkarmak istediğine, nesnel ölçütlerle elde edilmiş bilgiler bütünü olduğuna. Şuna baktığımız zaman sanki B ve E neredeyse birbirinin aynısı. Dolayısıyla cevabın B ya da E olmayacağı çok kesin. Peki bir bakalım. Bilimsel bilgi doğrulanmış bilgidir. Evet bilimsel teoriler bir kısım titiz yöntemlerle gözlem ve elde edilen deney olgularından çıkarılır. Bilim görebildiğimiz, işitebildiğimiz, dokunabildiğimiz şeyleri anlamaya ve açıklamaya yönelen bir inşa çalışmasıdır. E artık A seçeneği ne eleyelim. Bilim hakkında şüphe duyulan konularda gerçeği ortaya koymak, kanıtlamak çabasıdır. Evet, gerçeğe ulaşmak, gerçeği ortaya çıkarmak istendiği. Evet, bunu da eleyebiliriz. Devam edelim. Bilimde şahsi fikirlerin veya tercihlerin, çarpıcı düşüncelerin yeri yoktur. Yani nesneldir. Nesnel ölçülerle elde edilmiş bilgiler. Evet, geçerliği kanıtlanmış bilgi nesnel demektir zaten. de eğlenmiş oluyor. Bilimde şahsi fikirler yoktu dedik. Bilim nesneldir. Bilimsel bilgi nesnel olarak doğrulandığı için güvenilir bilgidir. Evet, araştırmacı eğitime eğitime katkı sağladığı böyle bir şey söylemedi. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Geldik 11. soruya. Bu parçada söz edilen araştırma sonuçlarından hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Seçeneklerimiz biraz uzun. Onun için paragraftan başlamayı daha uygun buluyorum. Bir araştırmada katılımcıların popüler müzik dinlerken ve müziksiz bir ortamda öğrendikleri bir bilgiyi hatırlama ve okuduklarını anlama yeterliliği karşılaştırıldı. Ve içine kapanık insanların bilişsel yeteneklerinin dışa dönük insanlara kıyasla daha olumsuz etkilendiği anlaşıldı. Yayınlanan başka bir araştırmada Mozart besteleri dinlemenin mekansal algı yeteneğini geliştirdiği belirlendi. Yapılan bir diğer araştırmada ise bir işle uğraşırken müzik de dinleyen yaşlıların bilişsel yeteneklerinin gençlere göre daha olumsuz etkilendiği belirlendi. Duygusal müzikler dinlemenin otobiyografik belleği olumlu etkilediğini, popüler bir müzik dinlemenin de dikkatin dağılmasına sebep olabildiğini gösteren araştırmalar var. Yani burada epeyce araştırma yapılmış tek bir araştırma değil. E gelin bir bakalım şimdi. Bir işte uğraşırken müzik dinlemek gençleri ve yaşları farklı şekilde etkiliyor. Kesinlikle gençleri ayrı, yaşları ayrı etkiledi. Dikkat gerektiren bir işte uğraşırken arka planda müzik çalması dikkatin tamamen temel görevin üzerinde toplanmasını engelleyebilmektedir. E şurada söylemişti değil mi? Yapılan bir diğer araştırmada, bir işle uğraşırken müzik de dinleyen yaşların bilişsel yeteneklerin gençlere göre daha olumsuz etkilendiği belirlenmiştir. O halde o işe odaklanmayı da olumsuz anlamda etkileyecektir. Klasik müzik dinlemek insanda mekansal algı kabiliyetini olumlu etkilemektedir. Neredeydi Mozart? Mozart'tan bahsetmişti. Mozart besteleri dinlemenin mekansal algı yeteneğini geliştirdiği belirlendi. Evet C'yi de elememiz gerekecek. Dinlenen müziğin türü insanlarda bilişsel performansı farklı şekillerde etkilemektedir. Evet duygusal müzik ayrı, diğer müzikler ayrı etkiliyordu. Bunu da diyelim. Ders çalışırken müzik dinlemek öğrencilerde stres ve kaygı düzeyini azaltmaktadır ne stresten ne de kaygıdan bahsetti değil mi paragrafta? E dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Geldik 12. soruya dostlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen kişilerin bir özelliği değildir? Seçeneklerimiz çok kısaymış. Cesaretli olma kontrolü kaybetmeme, sabırlı olma, umutla çalışma, özünü hatırlama diyor. Şimdi çok çalışabilme ve başarısızlık ya da kötü durumlar karşısında sarsılmadan durabilme yeteneğine kişilerin sıkı çalışarak uzun verimli tutukları ve hedeflerine odaklanabilmesini sağlayan içsel kaliteye zihinsel dayanıklılık denir. Türkçe'de dişini sıkabilmek dediğimiz şey bir bakıma başarılı insanların sahip bulduğu bu durumu anlatır. Dişini sıkarak başarılı olan insanlar anlık zevklerini ötelemekte, yanlış ama çekici şeylere karşı koymakta, yapmaları gerekeni yapmak için korkularının üstesinden gelmekte ustadır, irade sahibidir. Bu insanlar sadece önceliklendirmekle kalmaz, aynı zamanda en büyük önceliklerini sürekli olarak uygulamaya koyar. Şimdi cesaretli mi bu adamlar? Evet. Kontrolü kaybetmiyorlar asla. Sabırlılar, umutla çalışıyorlar. Ama özünü hatırlamak, kendi özünü hatırlamakla ilgili hiçbir şey yok. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Geldik 13. soruya dostlar. Düşüncelerini bu şekilde dile getiren bir sanatçı için yargılarından hangileri söylenemez demiş. Bir bakalım. Daha fazla sabredemeyerek hayat yolunda attığım ilk adımların tarihçesini yazmak için oturdum ama bunu yapmasam da olurdu. Peki bildiğim bir şey vardı. 100 yaşıma kadar yaşasam hayat hikayemi yazmaya bir daha oturmam. Hiç sıkılmadan insanın kendisi üzerinde yazı yazması için kendisine utanmadan ışık olması gerekir. Kendimi affedebileceğim bir nokta varsa o da herkes gibi yani okuyucunun takdirini kazanmak için yazmayıp büsbütün başka bir gaye ile yazmaktır diyor. Şimdi yazarlığın hayatını anlamaktan farklı bir uğraşı olduğuna inanmaktadır. Evet yazarlık başka insanın kendi hayatını yazması başka bir şeydir. Bunu bize söylemişti. Yapıtlarını kaleme alırken okur beğenisini ya da görüşünü dikkate almamayı savunmaktadır. Dikkat edin, şurada bir yerde söylemişti bunu. Attığım adımların tarihçesini yazmak için oturdum. Peki iyi bildiğim bir şey vardı. Hayat hikayemi yazmaya bir daha oturmam dedi. Hiç sıkılmadan insanın kendi süre üzerine yazı yazması, kendisine utanmadan ışık olması gerekir. Kendimi affedebileceğim bir nokta varsa, o da herkes gibi, ha, okuyucunun takdirini kazanmak için yazmayıp, büsbütün başka bir gayeyle yazmak. Yani... Okurlarını dikkate almıyor. Bunu savunuyor. Sanatçı olarak kalıcılığın öz yaşama yüküsü yazmakla sağlanacağına inanmaktadır. Adam zaten bu konuda tedirgin. Yani kendi hayatını yazmakta. Dolayısıyla böyle bir şey söyleyemez. Cevabımız da B seçeneği olacaktır. Geliyorum 14. soruya. Bu parçada Alişir Nevai ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyorum. Alişir Nevai Türkçenin önemli bir meşalesidir. 15. yüzyılda Türkistan bölgesi Türk hükümdarı Sultan Hüseyin Baykara'nın yakın arkadaşı olan Alişir Nevai Türkçeyi bir sanat dili haline getirmek için sadece eser düzeyinde değil kurumsal olarak da çalışmalar yapmıştır. Türkçe bilinci yüksek bir sanatçı olan Alişir Nevai kendinden sonra gelen edebiyatçılar için örnek olmuş yol açıcı işlev görmüştür. Aynı zamanda bir devlet adamı olan Ali Nevai'nin Türkçenin üstünlüğünü savunması pek çok açıdan önemlidir. Ali Nevai, çağdaşı Abdurrahman Camii'nin yolundan gitmiş ama onun gibi Farsça değil hep Türkçe yazmıştır diyor. Evet adamın aslında Farsça bir divanı var. Eserlerini Türkçe olarak kaleme almıştır. Evet bunu son bölümde bize söyledi. Kendisinden sonraki edebiyatçı kuşaklara örnek olma işlemini üstlenmiştir. Evet kendisi bir örnekti değil mi? Örnek olmuştur. Evet. Bey'i de eleyelim. Türkçenin diğer dillerden üstün olduğu düşüncesinin savunucusu olmuştur. Evet özellikle Farsçaya karşı Türkçeyi savunmuştur. Çağdaşı olan diğer sanatçılardan kurumsal eser verme yönüyle ayrılır. Şimdi kurumsal çalışmalar yaptığını şurada söylemişti. Ama diğer sanatçıların böyle bir şey yapmadığını söylemedi. Dolayısıyla bu yönüyle onlardan ayrılır diyemeyiz. Hem edebiyat adamı hem devlet adamı kimliği vardır. Evet aynı zamanda devlet adamı olduğunu da söylemişti. E dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu parçadan aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz demeyiş. Osmanlı Devleti Batı, med Batı medeniyetine dahil olma yolunda ilk resmi adımını 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile atmıştır. Bu süreçte edebiyatımızda yeni yeni görülen roman türü dönemin entelektüelleri tarafından bu yeni modernleşme projesinin uygulanmasında önemli bir zemin olarak kabul edilmiştir. Bu amaçla kaleme alınan romanlarda genellikle sürecin de etkisiyle bir çatışma içinde olan kahramanlar, tipler tasvir edilmiştir. Bu çatışmada genellikle doğu-batı kültürlerinin karşı karşıya gelmesi sonucu kaybolan benlikler merkezine oturtulmuştur diyor. Şimdi Edebiyatın toplumsal ve siyasal değişimlerden etkilendiği. Evet, Tanzimat Fermanı ile birlikte sanatçılar da buna yönelik çalışmalar yapmış. Tamam bunu eleyebiliriz. Edebi ürünlerin yenilikleri topluma yansıtmada bir araç olarak kullanıldığı, özellikle o dönem yazılan romanlarda yazarlar doğu batış atışması vesaire anlatıyordu değil mi? Bir toplumun modernleşmesinin önce edebiyat çevrelerinde gerçekleşmesi gerektiği böyle bir gereklilikten bahsetmedi. E dolayısıyla 3'ü alacağız. Ulaşılamayan evet cevabımız C seçeneği olacaktır. Geliyorum bu testin son sorusu 16. soruya. Bu parçada Lavoisier ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Seçeneklerimiz kısaymış. 1789 Fransa İhtilali'nin mağdur ettiği bir bilim adamı olduğuna şunu bir alalım. Matematik konusunda değerli çalışmalarda bulunduğuna şunu alalım. Benzeri bilim insanlarının kolay yetişmediğine şunu alalım. Bilime tutku derecesine bağlı olduğuna, yargılanıp suçlu bulunarak idam edildiğine Evet. 1789 Fransız İhtilali sırasında oluşan karışıklık ortamı çok sayıda değerli insanın da yaşamına mal olmuştu. 1794 yılında Lavoisier kendisini mahkemede yargıç karşısında buldu. Çıkan karar Lavoisier'in guillotinle idam edilmesiydi. Lavoisier mahkeme heyetinden idamın sadece 3 gün ertelenmesini istemişti. Bu arada şunu bir eleyelim değil mi? E seçeneği gitsin. Devam edelim. Arkadaşları da Lavoisier'in yaptığı çalışmaları ve ülkeye katkılarını göstererek kararın değiştirilmesini istediler. Ancak Yargıç bu isteği Cumhuriyet'in bilim insanına ihtiyacı yok diyerek reddetti. Lavoisier 3 gün süreyi daha fazla yaşamak için değil sadece başlatmış olduğu bir çalışmasını toparlamak için istemişti. Guillotin ile idam edildikten sonra dönemin ünlü matematikçisi Josep Lois Lagrange onun hakkında şunları yazmıştı. Başını devirmeleri için bir saniye yetti ancak bir benzerinin meydana gelmesi için belki de bir asır yetmeyecek. Yani bu adamın bir benzeri yokmuş. Benzeri bilim insanlarının kolay yetişmediği, bilime tutku derecesine bağlı e adam 3 gün daha fazla yaşamayı daha fazla yaşamak için değil çalışmalarını tamamlamak için istediyse evet tutku derecesine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Fransa ihtilalinin mağdur ettiği bir bilim adamı mı? Kesinlikle zaten ondan sonra yargılanıyor. Matematik konusunda değerli çalışmalarda bulunduğu. Şimdi çalışma alanının matematik olduğunu söyleyemeyiz. Guillotine idam edildikten sonra dönemin ünlü matematikçisi konuştu sadece. Bu adamın hangi alanda çalıştığını bilmiyoruz. E dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıdır. Evet kıymetli dostlar böylece İkinci eşit, ikinci basamak birinci testin çözümlerini tamamlamış olduk. İkinci testin çözümleriyle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Hoşçakalın.